Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mecliste temsil edilen CTP, UBP, DP ve TDP yetkililerini Kıbrıs müzakere sürecindeki son gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Cumhurbaşkanlığında müzakereci özirnamenin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantıda siyasi partilerin yetkililerine yoğun müzakere süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Görüşme sonrası basına açıklama yapan siyasi parti yetkilileri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Ocak ayında da mecliste milletvekillerini bilgilendireceğini söyledi. Akıncı ise basına açıklamada bulunmadı. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı bugün bizi müzakere süreciyle ilgili bilgilendirdi. Görüşlerimizi aldı. İlerleyen süreçte çözümün çok uzak olmayan bir gelecekte sonuçlandırılması konusunda iyi bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu kez Kıbrıs sorununu bitirme aşamasına doğru ilerliyoruz. Bunun için tabii çok çalışmak lazım ve çalışılıyor. Müzakere heyetleri çok yoğun bir çalışma içinde. Cumhurbaşkanları da sık sık bir araya geliyorlar. Beklentimiz güneydeki seçimlerden önce bir sonuca ulaşmaktır. Niyet varsa bu sağlanabilir. Yani önümüzdeki birkaç ay içinde bir anlaşma metni sonuçlandırılabilir ve referanduma hazır hale getirilebilir. Şu anda süreç buna imkan verecek noktadadır. Konuyla ilgili görüşlerimizi de paylaştık, önerilerimizi yaptık. Çok yararlı bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Değerlendirmemiz bizlere konu hakkında, görüşmeler hakkında bilgiler verdi. Biz de kendi partimizin görüşleri hakkında bilgilerimizi söyledik. Zaman içerisinde bizi bilgilendirmeye devam edecek. Ocak ayı içerisinde de meclisi bilgilendirme toplantısı yapacak. Bununla ilgili şu andaki durumla hakkında veya basında çıkan bazı konular hakkında da bilgilendirme yaptı. Biz onun fikirlerini bize iletti. Biz de kendi partimizin bizim hassas olduğumuz konuları neler olduğu ile ilgili kendisine bilgileri sunduk. Süreç içerisinde bu görüş alışverişi devam edecek. Ulusal Birlik Partisi memnun mu peki gerçekleşen süreçten, mevcut durumdan? Şimdi biz partimize bu konuyla ilgili, bize aktardığı bilgilerle ilgili tartışacağız, görüşeceğiz. Yine süreç içerisindeki bilgilerimizi aktaracağız. Geldiği noktayla ilgili veya hedeflenen noktayla ilgili bunları bilgilendireceğiz. Kendi tabanımıza da, kendi partimize de, yetkili kurullarımıza. Ancak şu andaki görüşmelerle ilgili basında çıkan veyahut da bizim öğrenmek istediklerimizle ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı'na bunları aktardık. O da bazı konularla ilgili basında çıkan spekülasyonlarla ilgili de daha net olarak bizlere onları aktardı. Bu şekilde devam edecek. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı tabii ki Kıbrıs meselesinde ve yapılan müzakerelerde müzakerecisiyle birlikte hangi aşamaya geldiğimizi siyasi parti temsilcilerine izah etmiştir. Tabii herkesin bilmesi gereken şudur ki tüm konular tamamlanmadan hiçbir konunun tamamlanmamış olacağıdır. Bu çerçevede hiçbir konu kapatılmış değildir. Henüz daha Avrupa Birliği konuları, ekonomi konusu olsun ve sair konular, hep bütün chapterlerdeki konular açık durmaktadır. En fazla zorlanan bölüm olan mülk bölümünde belirli bir yere kadar gelinildiği söylenmektedir. Hala daha tamamlanmamış olmasına rağmen ve bunların tümünün değerlendirilip artık hep bütün milletvekillerine bu görüşlerin verilmesi gerektiği noktasında Sayın Cumhurbaşkanı inşallah Ocak ayının içerisinde meclise bilgilendirme yaparak tüm milletvekillerin dikkatini çekecektir. Bugün bu toplantıda çıkan sonuçlardan esas tema şudur ki siyasi partilerle ve milletvekilleriyle, siyasilerle daha sık bir istişare içerisinde onun olmasıdır ve onların görüşlerini paylaşarak müzakerelere devamdır. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na gerekli bilgileri, gerek siyasi partiler olarak, gerekse kişi olarak, milletvekili olarak görüşlerimizi iletecek pozisyonun yaratılması ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı anlayışında var olduğunu gözlemledik. Bu konuda da müteşekkiriz. Bunu belirterek inşallah bu yıl içerisinde, 2016 yılı içerisinde başlayan müzakere sürecinin herhangi bir şekilde tamamlanması ve sonuca ulaşılmasında fayda olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanının, halkının daha belirgin bir şekilde yaşamına devam etmesi ve konulara daha hakim olabilmesi ve kendi geleceğini daha iyi görebilmesi açısından da faydalı olacağı görüşündeyiz. İnşallah olumlu olur.
Değerli basın mensupları, bugün Sayın Cumhurbaşkanı bize çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Birlikte yemek yedik ve bu yoğun müzakere temposunda neler yaşandığını elbette tutanaklardan mecliste okuyoruz. Temsilcimiz her hafta Cumhurbaşkanlığına gelip bilgi alıyor ama bir de parti başkanlarının da katıldığı toplantıda bu konular deşildi. Bu ayrıntılı bilgilendirmeyi önceden dolayı öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Gerçekten somut verilerle doyurucu bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bu yoğun müzakere sürecinden çıkan sonuç olumlu, son derece olumlu gelişmeler var. Bu olumlu gelişmeler yılbaşından da hemen sonra aynı tempoda devam ederse ki beklentimiz odur. Baharda bir referandumun olmaması için herhangi bir neden yok. Kendileri ekipleriyle birlikte bu yoğun tempoda çalışıyorlar. Biz de olanca gücümüzle kendilerine destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü aklın yolu birdir. Kıbrıs'ta artık bir anlaşma olmazsa olmazdır. Çünkü yanı başımızdaki coğrafyaya baktığımızda yıllar önce bizim yaşadığımız acıları şimdi yanı başımızdaki coğrafyada insanlar yaşıyor. Evlerinden, yurtlarından oluyorlar, göç ediyorlar. Bunların yaşanmaması için kalıcı barış şarttır. Dolayısıyla bizim Toplumcu Demokrasi Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibine desteğimiz sonuna kadar devam edecek. Bu coğrafyaya mutlaka kalıcı barışın gelmesi lazım.